Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 1. Murad'ın hayatını ele aldığımız ayrıntılı Osmanlı tarihi video serisinin son videosunda sizlerle birlikte Murad Bey dönemi Balkanlarda yeni fetih hareketleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu Murat Bey dönemi Kahramanoğulları ile savaş konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı-Kahramanlı Savaşı'nın ilkini ele alıp bu konuyu sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Murat Bey 60 yaşını Bursa'da geçirmekteyken bu sefer de damadı Kahramanlı Alaaddin Bey ile uğraşmak zorunda kaldı. Alaaddin Bey 1386'da Osmanlı sınırlarını çiğneyip Osmanlı idaresine 1381'de geçen Beyşehir'e saldırdı. Bunun üzerine Murat Bey büyük bir ordu ile Kahramanlı merkezi Konya üzerine yürüdü. Alaaddin Bey'in af dilemesini ve barış önerilerini kabul etmeyen Murat Bey bu reddedişin neticesinde Osmanlı ve Kahramanlı ordularının Konya yakınlarında bir çarpışmaya girişmeleri neticesine sebebiyet verdi. Alaaddin Bey yenildi ve Konya kalesine kapandı. Fakat Osmanlı ordusu kaleyi kuşatıp çok geçmeden alıp kenti fethettiler. Murat Bey'in kızı ve Alaaddin Bey'in karısı Nefise Melek Hatun babasının huzuruna çıkıp kocasının affını diledi. Oğluna karşı çok haşin davranmış olan Murat Bey, damadına karşı çok bağışlayıcı ve lütufkar davranarak onun hayatını bağışlayıp Bursa'ya döndü. Kıymetli dostlarım, Osmanlı-Kahramanlı Savaşları'nın birinci aşaması sizlerin de gördüğünüz gibi çok kısa. Şimdi gelin başka bir kaynaktan bu konuyu dinleyelim. Evet, ben tabii çok kısa bir şekilde değinmiş, detaya girmeden anlattık. Çünkü detaya girersek video uzar. Onu da böyle belirtelim. ...kabul etmiştir. Sultan 1. Murat, 1375 yılından itibaren bir müddet Rumeli fetihlerine ara verdi. Bu yıllarda yeni fethedilen topraklarda iskan çalışması ve ciddi bir imar çalışması da başlatıldı. O dönemden günümüze ulaşan eserler halen mevcuttur. Germiyan Beyliği ile ilişkiler kuruldu. Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın kızı ile 4. Osmanlı Padişahı olacak Şehzade Bayezid evlendirildi. Bu düğün hakkında tarihler 1378-1381 yılları arasını vermektedir. Germiyan oğlu Süleyman Şah, kızı Devletşah Hatun ile Bayezid'in evlilik bağıyla akrabalık kurmasını istiyordu. Çünkü Karamanoğlu Alaaddin Bey'in topraklarına taarruz etmesinden çekiniyordu. Germiyan oğlu Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak payitahtı Kütahya ile birlikte Tavşanlı, Emet ve Simav'ı Osmanlılara verdi. Kendisi Kula'ya yerleşti. Bursa'da gerçekleşen düğünde Aydın, Menteşe ve Karaman beyliklerinin elçileriyle birlikte Hamitoğlu Hüseyin Bey'in elçisi de bulunuyordu. Bu elçiyle özel olarak bir haber gönderildi. Akşehir, Yalvaç, Yenişehir, Seydişehir, Karaağaç ve Eğridir kasabalarının Osmanlılara satılması teklif edilmiştir. Hamitoğlu Hüseyin Bey ile anlaşan Osmanlılar
şehirleri 80 bin altın karşılığında satın almıştır. Sultan Murat bu hamlesiyle Karamanoğullarının batıdaki beyliklerin topraklarına müdahale şansını engellemiş oluyordu. ...1375 yılından beri barış döneminde olan Rumeli topraklarında yeniden hareketlilik başladı. Bu defa hedef daha büyük ve stratejik önemi olan şehirleri fethetmek ve Arnavutluk sınırına kadar dayanmak isteniyordu. Kara Timur Taşpaşa aldığı emir doğrultusunda İstip üzerine yürüdü. Şehir fethedildi. Manastırı da kuşatma altına aldı. Şimdilik sadece haraca bağladı. 1385 yılında Vezir Çandarlı Hayrettin Paşa manastır üzerinden hareketle Ohri şehrini fethetti. Ardından Görüce şehri de fethedildi. Onun ardından Debre ele geçirildi. Bulgaristan sınırlarına giren Osmanlı komutanı Balaban Bey uzun süren Sofya kuşatmasından sonra 1386 yılında şehri ele geçirmeye muvaffak oldu. Sırp kralı Lazar'ın desteğini alan Karamanoğlu Alaaddin Bey, Sultan Murad'ın damadı olmasına rağmen yine de rahat durmadı. Sultan Murad'ın Beyşehir'i satın alması onun planlarını bozmuştu. Zira burada gözü vardı. Ordusuyla hareket ederek Beyşehir'e saldırdı. Sultan Murat bunu savaş sebebi saydı. Sırbistan'dan söz verildiği üzere asker temin etti. Vasal devleti olarak anlaşılan Doğu Roma İmparatoru Yannis de askerleriyle beraber orduya dahil edildi. Kara Timur Taşpaşa orduya dahil olurken Şehzade Bayezid ile Yakup da orduya katıldılar. Konya Ovası önüne gelen Osmanlı ordusu Karamanoğulları ile meydan muharebesine girişti. Düzenli ve eğitimli Osmanlı ordusu Karaman ordusunu bozguna uğrattı. Karamanoğlu Alaaddin Bey kaçarak şehrin kalesine sığındı. Alaaddin Bey eşi Melek Hatun'u babası Sultan Murad'ın huzuruna gönderdi. Kızının ricasını kırmayan Sultan Murat, Alaaddin'i çadırına davet etti. Karamanoğlu Alaaddin, Sultan Murad'ın huzuruna çıkarak elini öptü. İşgal edilen Beyşehir, tekrar Osmanlı himayesine geri verildi. Bu sırada Çandarlı Hayrettin Paşa vefat etti. Yerine oğlu Çandarlı Ali Paşa geçirilirken, Kara Timurtaş Paşa da vezirlik aldı ve Beylerbeyi makamına yükseltildi. Karamanoğullarının Osmanlı Devleti'ne yenilmesi, Anadolu beylikleri üzerindeki itibarını da kaybetmesine vesile oldu. Anadolu beyleri Osmanlıların yükselişi karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Aslında Sultan Murat, Anadolu'daki bu savaşın kısa sürmesi taraftarıydı. Onun gözü Rumeli cephesindeydi. Bir an önce Balkanlar ile alakadar olmak istiyordu. Karamanoğlu'nu affetmesindeki en büyük sebep de bu olduğu söylenebilir. Sultan 1. Murad'ın saltanatı boyunca Rumeli'de yaptığı büyük fetihler önce Balkan devletlerini ardından Orta Avrupa devletlerini ve Papa'yı Müslüman ilerleyişine karşı tedirgin etmişti. Oluşturulan Haçlı ittifakları da Osmanlılara karşı fayda etmemiş, Türkleri durduramamışlardı. Son olarak da Karamanoğlu'nu Osmanoğlu'na karşı kışkırtma politikası başarılı olsa da Sultan Murad'ın Karamanoğlu'nu bozguna uğratması Osmanlı devletinin gücünden bir şey eksiltmemiş, tam aksine bu galibiyet sayesinde Anadolu beyliklerinin gözünde Osmanlı Devleti daha da büyümüş ve saygın bir noktaya erişmiştir. Sultan 1. Murat Karamanoğlu seferinden döndüğünde Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa'ya ordusunu hazırlamasını emretti. Diğer yandan Hristiyan İttifakı'nın başını çeken Sırp despotu Lazar, Bosna Kralını, Bulgar Kralını
Arnavutluk prenslerini Osmanoğullarına karşı sürekli kışkırtıyordu. Sultan Murat, Hristiyan devletlerin gözünü korkutmak için Lala Şahin Paşa'yı Balkanlarda akınlar düzenlemekle görevlendirdi. Lala Şahin Paşa'nın akıncı birlikleriyle Sırp ve Bosna topraklarına doğru ilerlediği haberi Sırbistan'a ulaştığında, Lazar derhal Osmanlılara karşı Bosna Kralı Tvartko ile birleşti. Lala Şahin Paşa akıncı birlikleriyle birlikte Sırbistan topraklarına girdiğinde, Sırp ve Bosna krallarının kurduğu tuzağa doğru ilerlediler. Lala Şahin Paşa emrindeki Osmanlı ordusu, Hristiyan ordularıyla vuruşmaya başladılar. bin kişilik Osmanlı ordusu Poloçlik Muharebesi'nde 30 bin kişilik Hristiyan askerlerine yenildi. Bu mağlubiyet Osmanlıların Haçlı İttifakı'na karşı tarihteki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Poloçlik Muharebesi hakkında çeşitli rivayetler ile kaynaklarda çok farklı bilgilere rastlanmaktadır. Muharebenin yapıldığı tarih kaynaklarca değişiklik göstermekte olup orduya komuta eden Şahin Paşa'nın başka bir akıncı komutan olduğu Lala Şahin Paşa'nın olmadığı aktarılır. Neticede Osmanlıların bu mağlubiyeti Türklerin sağlam bir ordu karşısında mağlup olabileceğini Balkan ve Avrupa devletlerine göstermiştir. Sırp ve Bosnalıların Poloçnik'te Osmanlıları mağlup ettiğini gören Hırvat, Macar, Leh, Arnavut, Eflak ve Osmanlı nüfuzundaki Bulgar yöneticileri de Osmanoğullarına karşı birleşmek için cesaretlendiler. İttifaka Venedikliler katılacağına söz verdilerse de sonradan bu işten vazgeçtiler. Sultan 1. Murat yaşanan bu olayları soğukkanlılıkla izliyordu. Kendisine karşı birleşmiş olan düşmanı kademe kademe bozma planları yaptı. Çandarlı Ali Paşa'yı Bulgaristan seferiyle görevlendirdi. Diğer taraftan Anadolu beyliklerine Haçlı İttifakı konusunda kendisine asker desteği sağlaması için haberciler gönderdi. Emrindeki 30 bin kişiyle hareket eden Çandarlı Ali Paşa, Bulgarların başkenti Tırnova'ya doğru hareket etti ve şehri kuşatma altına aldı. Osmanlı ordusunun kuşatmasından kaçmayı başaran Bulgar kralı Ivan Şişman, şehirden kaçarak Nibolu Kalesi'ne saklandı. Çandarlı Ali Paşa şehri fethetti. Çandarlı Ali Paşa Nibolu Kalesi'ne yürüyünce Kral Ivan Şişman yeniden kaçtı. Çandarlı Paşa Nibolu Kalesi'ni de fethetti. Buradan ordusu ile Silistre'ye yürüdü. Burası da fethedildi. Bulgaristan topraklarının en önemli yerlerinin fethedildiğini gören Kral Ivan Şişman, ittifak dışı kaldığı gibi Osmanlı'ya tabi, vasal bir vali olmayı kabul etti. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Osmanlı Kahramanlığı Savaşları'nın ilkini ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta ise sizlerle birlikte ele alacağımız konu Murat Bey dönemi, Kosova Meydan Muharebesi ve Murat Bey'in vefatı konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte Murat Bey dönemi, Kosova Savaşı'nı ele alıp Murat Bey'in vefatına değineceğiz. Öncelikle hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun, Allah'a emanet olun inşallah.